Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Peygamberimiz dünyaya geldiği dönemde yıldızların düşmesinin anlamı nedir? E, rivayetlere göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya teşrif ettiklerinde gökteki yıldızların çoklukla hem o zaman hem sonrasında çoklukla düştüğü gözlenmiş. Bu durum aslında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya teşrif ettiğinin bir alameti ve göstergesi olmakla beraber bize şu manayı da veriyor. Bilindiği üzere o zamanda bulunan kahinler ve cinler gökten haber alıyorlardı. Gök aleminde bulunan meleklerin konuşmalarına kulak hırsızlığı yapmak üzere cinler ve şeytanlar gidiyorlar. Oradan aldıkları bilgileri getirip kahinlere haber veriyorlardı. Kahinler de güya Kayıptan gelecekten haber almış gibi bunu insanlara aktarıyorlardı. İşte Allahu Teala artık Kur'an Vahyi geleceğinden Vahiy'e bir şey karıştırılmasın ve Vahiy'e benzer şeyler söyleyemesinler insanlar diye gök alemindeki yıldızları, mancınıklar gibi kullanarak Allahu Teala şeytanların ve cinlerin gök alemlere çıkmaları yasaklanmıştır. Bunda Kur'an ayetinde رَجُومَنْ لِشَّيَاطِينَ şeytanları taşlamak, uzaklaştırmak için yıldızlarla ilgili anlatılırken haber verilir. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettikleri gece yıldızların düşmesinin çoğalması artık Kur'an inmesi yakınlaştı ve bu dönemde Kur'an'ın kendisine gönderileceği zat dünyaya teşrif etti ve o zat Allah'ın elçisidir anlamına geliyor. İkincisi artık Kur'an vahyi başlayacak. Cinlerin ve şeytanların gök alemlere çıkışı yasaklandı ve bundan sonra onlar gök alemlerinden haber alamayacaklar anlamına geliyor. Üçüncüsü artık bundan sonra kahinler eskiden aldıkları bilgileri alamayacaklar. Evet gerçekten eskiden aldıkları bilgileri alamamışlar ve birçok kahin bu durumu fark etmiş ve bundan sonra imana gelmişler ve İslamete girmişler.